Nefes bebeğin hikayesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İddiaya göre öz annesi 11 günlükken onu terk etti. Babası da para karşılığında bakılması için Tezcan ailesine emanet etti. Ama bir süre sonra baba da ortadan kayboldu. Tezcan ailesi Nefes'e kendi öz evladı gibi baktı, büyüttü. Ama yıllar sonra her şey yeniden karıştı. 7/24 bebeğe bakmaz istendi. Alıştık, sevdik. Çocuklarımızdan da ayırmadık. Tam bizi engelledi. Arayıp soran olmadı. Para karşılığında baktıkları bebek terk edilince kendi evlatlarından ayırmadılar. Çocukları gibi sevip büyüttüler. Aradan zaman geçti. Her şey talihsiz çocuğun babasının geri dönmesiyle bir anda alt üst oldu. Bana anne de, bunlara baba de, abi abla de. Babasına tekrar geriye vermeyi zaten düşünmüyoruz. Antalya'da yaşayan Kadir Tezcan 2 yıl önce işsiz kaldı, geçim derdine düştü. Ailesini geçindirmek için bir çare buldu. Tavuk besliyorduk ama yetmiyordu. Bize bir teklif geldi. Aylık 2500 lira. Karşılığında 7/24 bebeğe bakmaz istendi. Öz annesi Nefes bebek daha 11 günlükken onu bırakıp gitmişti. Babası da para karşılığında bakılması için Tezcan ailesine emanet etti. Ancak iddiaya göre bir süre sonra öz babası da talihsiz yavruyu terk etti. Bugün 2 yaşını bitirdi. Arayıp soran olmadı. Bizi engelledi. 5-6 aylık bir şeydi abi. Oturamaydı bile. Bizim işte apaladı, yürüdü işte. Eşim sağ olsun çok fedakarlıkta bulundu. Gecesini gündüzüne kattı. Biz yövmeye gittik. Tavuk temizledik, her şeyi yaptık. 2 çocuğumuzdan zaten ayırmadık. Ne zorluklarla bugünlere getirdiler ama birden ortaya çıkan babası onu almak istedi. Eğer bizden alırsa zaten biz tamamen yıkılacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Kötü tarafı bu olacak. İddiaların hedefindeki o baba hapiste olduğunu, çıkınca da evladını geri almak istediğini öne sürdü. Ancak Tezcan ailesinin Nefes'ten vazgeçmeye niyeti yok. Onu evlat edinmek istiyorlar. Devlet baba eğer bize verirse biz bunu istiyoruz.